2020 yılı Kültepe kazılarına devam ediyoruz. Bu sene malum olduğu üzere pandemiden dolayı biraz geç başladık ama sanıyorum sene sonuna kadar devam edebileceğiz. Tabii ki bu fırsatı bize veren başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iradeleri ve izinleriyle bu çalışmaları yapabiliyoruz. Bakanlığımızın bize söylediği gibi bu sene ekibi biraz kısıtlı tutmak zorunda kaldık. Gerçekten de bu sosyal mesafe konusunda da dikkatli olmamız gerekiyor. Bu konuda tabii ki yapabileceğimiz şeyler sınırlı bizim ama en azından işçiler biraz daha azalttık. Daha uzak alanlarda çalışmaya başladılar. Daha küçük alanlarda uzak, birbirinden uzak yerlerde kazıları yapmaya çalışıyoruz. Kazılar bu sene de yine bizim eski Tunç Çağı dediğimiz Asurlu tüccarların Anadolu'ya gelmesinden yaklaşık 500 yıl önceki döneme ait yerleşim katlarında devam ediyor. Bu seneki çalışmalarımızda özellikle nokta atışı yapmaya çalışıyoruz malum nedenlerden dolayı. Özellikle aradığımız, sorunları çözmeye çalıştığımız yerler var. Bunlarda çalışmalar yapıyoruz. Bunlar için de bizim ta 2017 yılından itibaren kazdığımız büyük bir bina var. Bu binanın içinde 2018 yılında biz 35 tane idol ve heykelcik dediğimiz eserler bulduk ve onları o zaman kazdığımızda bunların bitmediğini gördük ve bunun üzerine çalışmalara biraz ara vermek zorunda kalmıştık ve tabii ki şartlar sebebiyle hepsini o anda çıkaramamıştık. Şimdi Ankara Bölge Laboratuvarı'ndan gelen uzmanların desteğiyle ve bizim kendi ekibimizin bizzat işe girmesiyle bu çalışmaları sürdürebildik. Bu sene de yine 15 tane o idol ve heykelcik dediğimiz eserlerden bulduk. Bunlar çok Kültepe özgü eserler. Şöyle ki bir kere malzeme olarak bizim su mermeri dediğimiz, alabastır dediğimiz aslında bir nevi kireç taşı olan bir taş cinsinden yapılmış eserler. Aslında bunlar orijinalde çok şeffaf eserler. Yani neredeyse baktığınızda karşıdan ışığı görebileceğiniz kadar şeffaf olan bir taş cinsi bu. Bundan yapılmış çeşitli tanrı tasvirleri var. Bu tanrı tasvirleri o dönemin insanının dini inanışlarını yansıtan eserler ve bu eserler üzerinde genelde 1-2 adet tanrı ya da tanrıça dediğimiz aslında tam olarak kimliği açık olmayan kutsal kişiler var. Bunların bir kısmı böyle tahtları üzerinde otururken betimlenmiş, bir kısmı da daha şematik olarak yuvarlak gövdeli, efendim 2-3-4-5 hatta 6 boyunlu bir nevi tanrı ailesini temsil eden tasvirli eserler. Bunlarla birlikte biz tabii ki bizim asıl hedefimiz Asurlu tüccarların Anadolu'ya gelmeden önceki insanının yaşam biçimini öğrenmek. O insanların dini inanışlarını öğrenmekti. Ve bu son özellikle 3 yıldır yaptığımız çalışmalarda gerçekten de bu konuda şimdiye kadar bilinenin çok dışında eserler bulduk ve inanıyorum ki şimdi yeni yapılan Kayseri Müzesi'nde çok güzel bir koleksiyon oluşacak. Çok güzel bir seksiyon hazırlayacağız ve hatta umarım eğer bu sene bu çalışmaları tamamlayabilirsek belki bu sene sezon sonunda Kayseri Müzesi'nde bir geçici sergi yapıp bulduklarımızı da hemen Kayserili hemşerilerimizle ya da dışarıdan gelecek olan ziyaretçilerle paylaşmak niyetindeyiz. Umarız bu sene bu çalışmaları tamamlayabiliriz. Tabii ki çalışmalar bunlarla sınırlı değil. Biliyorsunuz Kültepe Anadolu'nun en büyük höyüklerinden, en büyük yerleşim yerlerinden bir tanesi. Bahsettiğim gibi Asurlu tüccarlar hep bizim kilit taşımız. Yani her konuda bizim Anadolu'nun ilk kez yazıyla tanışmaya başladığı dönem olan bu Asur ticaret kolonileri çağında Anadolu'nun en büyük yeri, en büyük yerleşim yeri olmuş Kültepe'nin yine o Asurlu tüccarların getirdiği ya da burada yazdığı tabletler, bunların saklandığı arşivleri de yine keşfetmeye uğraşacağız. Bu tabii çalışmalar maalesef bu içinde yaşadığımız dönem nedeniyle sınırlı olacaktır ama yine bu hedeflere ulaşmayı inşallah başarırız.